Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, 3-9 Temmuz haftasına hoş geldiniz. Sevgili kovalar, evet bu hafta gezegenlerimiz burç değiştiriyor. Kuşkusuz günlük hayatımızın enerji dinamikleri, motivasyonlarımız da burçlarla beraber değişecek. Ayın 5'inde Venüs ikizler burcuna geçiyor. Ayın 6'sında da Merkür aslan burcuna geçiyor. Sizin için iyi haber, her iki gezegende sizin için güzel yerlere geçiyorlar. Venüs ikizler burcunda aşk hayatınızla ilgili keyifler burada getirebilir. Çocuklarla ilgili keyifler getirebilir. Romantik konular, aynı zamanda eğlenceli konular, hani tatil gibi, geziler gibi, hani böyle hayattan zevk alabileceğiniz sosyal faaliyetler daha fazla Venüs'ten size fırsat olarak karşınıza çıkacak. Merkür aslan burcuna geçiyor ilişki evinize. Bu da özellikle sosyal anlamda ilişki dinamiklerinin artacağının işaretçisi. Eş ve partnerinizle daha fazla mesela sohbet edebilirsiniz. Fikirsel paylaşımlar olabilir. İş hayatınızda işbirlikleriyle ilgili görüşmeler, yaratıcı fikirsel paylaşımlar olabilir. Tabii ki anlaşmalar, sözleşmeler, böyle yasal bazı konular içinde yine Merkür aslan da sizin için iyi bir pozisyonda olacak. Özellikle ilerleyen dönemlerde Merkür'ün Venüs'le, Jüpiter'le, Satürn'le yapacağı güzel kontaklar var. Özellikle Temmuz'un sonlarında iyi değerlendirmeye çalışın. Bunlar sizin için gerçekten başarılı olacak. Bazı girişimleri öne çıkarabilir. Pazar günü Ay Oğlak Burcu'nda Dolunay'a ulaşıyor. 17 derece Oğlak Burcu sizin 12. evinizde olacak. 12. ev Dolunaylarını aslında çözümlemek biraz zordur çünkü burası biraz gizli kapaklı sırlar evi ve çoğu zaman beklemediğimiz sürpriz durumlar ortaya çıkarabilir. Hayatınızda bilmediğiniz bir sırrı öğrenebilirsiniz. Gizli olan bir konu ortaya çıkabilir. Daha önceden kaybettiğiniz bir şeyi bulabilirsiniz. Bir şeyinizi kaybedebilirsiniz. Tabii ki Plüto etkili, Mars etkili. Lütfen düşmanlıklara, gizli düşmanlıklara, yaşadığınız mekanlarda oluşabilecek gerilimlere, çatışmalara, hırsızlıklara, bunlara dikkat edin. İş hayatınızda ya da yaşadığınız mekanlarda. Özellikle iş hayatınızdaki kişilerle ilişkilere dikkat edin. Mars etkisi var. Beraber çalıştığınız kişilerle bazı ani gerilimler oluşabilir. Bu dönem özellikle Dolunay öncesi, 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası biraz sağlıkta da tabii ki ruhsal ve bedensel sağlığınızda hassasiyetler oluşabilir. Doğum haritanız da etki alıyorsa kişisel olarak bunlar artabilir veya azalabilir. Çok az da hissedebilirsiniz, yoğun da hissedebilirsiniz. Ama genel anlamda Dolunay'ın olduğu hafta biraz daha enerjileri kontrol etmekte zorlanacağız. Bunları olduğu gibi kabul etmekte fayda var. Evcil hayvanlarınıza da biraz daha özen göstermeye çalışın sevgili kovalar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.